Şimdi aşk hiçbir zaman mutluluk değildir. Güllük, gülistanlık bir şey değildir benim için. Ben öyle yaşıyorum. Aşkın acıtan yanları vardır, aşkın kör eden yanları vardır, şiddet boyutu vardır. Ama bana diyebilirsiniz, mesela ben sizin yerinizde olsam hemen el korum. Peki Umay, o zaman Leyla ile Mecnun nereye koyacağız? O kadar ince, o kadar ruhani. Evet, aşkın o yanı da vardır. Çok ince, çok ki onlarınki kısa süre bir aşk olduğu için belki de öyle. Yani ama aşkın şiddet boyutu vardır. Ya da ben aşklarımı hep öyle yaşadım. Hayatta iki büyük, babamla birlikte üç ama iki büyük aşk yaşadım. Biri ayrıldığım işim, biri de 6 yıldır birlikte olduğum biricik sevgilim. Ve ikisinin de kulu kölesi oldum ve bunun aşkta kadının kul köle olmasını ya da erkeğin kul köle olmasını ben özgürlük olarak değerlendiriyorum. Çok sevmenin kendisi özgürlüktür zaten. Yani siz bardağınızı çok seversiniz, onunla özgür ilişki kurarsınız. Oraya atarsınız, buraya öpersiniz, döversiniz. Ama çok sevmezseniz anlamsız, lezzetsiz, o orada durur. Onu içiyor musunuz, içmiyor musunuz? Peki şöyle bir tanımım var. Anlatabiliyor muyum? O kadın tanımında geçiyor bu tür bir anlayış. Mesela erdemli kadın tanımın ilginç. Yani birçok kadın için ilginç olabilir. Erkek kadını 10 kere 100 kere aldatabilir. Ancak kadın affedici olursa daha erdemli olur diyorsun. Şimdi bunlar bir kere gazetecilerin doğru dürüst tümce kuramayışlarından kaynaklanıyor. Ben onun hemen size doğrusunu anlatayım. Evet. Bu genel olarak doğru, o yazdı. Ama ben diyorum ki affetmek erdemdir. O onu alıyor, sanki aldatılmak erdemdirmiş gibi bir his doğuruyor. Hayır, affetmek büyük erdemdir. Ya anne çocuğunu affederse çok erdemli bir davranıştır. İşte hükümet gençleri affederse çok erdemli bir davranıştır. Şu an size cimcik atsam beni affederseniz çok iyi bir davranıştır. Ve kadının aşkta affedici olması kadar feminist ve onu özgür kılacak bir davranış göremiyorum ben. Peki bu yoğun aşk mı acaba? Aşk beni tatlı pastalarla besleyerek öldürdüğüm kuşların kumsalına götürdü tümcesini sana yazdıran. Çünkü bu kadar yoğun bir aşkı karşı tarafa yansıttığın zaman onu kucaklarken farkında olmadan acaba canını acıtıp hatta bir anlamda boğmaya kadar gidiyor mu iş? Canımı acıtmayacak, boğmak istemeyeceğim adama aşık olamam zaten ben. Yani mümkün değil, yapamam. O Canımı yoğun... acıtacak, ruhumu kamçılayacak, beni tahrik edecek, sinirlendirecek, öfkelendirecek ki ben o aşkın ve o adamın arkasından gideyim.